Merhabalar Filiz Hanım's YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere yine muhteşem bir tarifim var. Bu çöreğin yapılışına ayrı, lezzetine ayrı aşık olacaksınız. Şu an içeriğinden çok bahsetmek istemiyorum. Bir taraftan çöreğimi yaparken bir taraftan da tarifin tüm detaylarını anlatacağım. Benimle kalın hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Öncelikle hamur açacağımız yere biraz un serpelim. Bir ölçü için iki parça milföy hamuru kullanıyoruz. Açma işlemini yapabilmemiz için milföy hamurunu yumuşamış olması gerekiyor. Yumuşamış milföy hamurlarını kısa uçlarından birleştirelim. Parmak uçlarımızla hafifçe bastırmamız yeterli olacaktır. Milföy hamurlarını bu şekilde hazırladıktan sonra oklavayla ya da merdane ile nasıl kolayınıza gelirse açma işlemine başlayabiliriz. Nilföy hamurunun oklavaya yapışmasını engellemek için elimi ve oklavayı da unluyorum. Un kullanmaktan kaçınmayın lütfen. Hamurun daha rahat açılması için çok az da olsa un kullanmak gerekiyor. Hamurun şu anki dikdörtgen şeklini bozmadan açabildiğimiz kadar açalım. Bu tarif için kullanacağım malzemeleri de hemen böyle boş bir an yakalamışken saymak istiyorum. 2 adet milföy hamuru, 4-5 yemek kaşığı kadar tahin, 1 avuç ceviz içi, bir avuç kuru üzüm, 3 tatlı kaşığı kadar toz şeker. Bakınız milföy hamurunu açarken kenarları düz bir şekilde olmasa da hiç sorun değil. Düzeltebildiğiniz kadar düzeltin. Kısa kalan kenarları elinizle bile düzeltebilirsiniz. Bu arada hamurumu açabildiğim kadar açtım. Milföy hamurunun üzerine ilk olarak tahin sürüyorum. Mümkünse hamurun her tarafına tahin gelmesine dikkat edelim. 4 yemek kaşığı tahin yeterli oluyor. Daha çok tahin tadı gelsin derseniz 5 yemek kaşığı kadar tahin kullanmalısınız. Milföy ile yapılabilecek böyle pratik tarifleri seviyorsanız eğer çilekli yapılabilecek en iyi iki tarif başlıklı videomu mutlaka izleyin derim. Hatta bu videonun ardından hemen izleyebilirsiniz. Kaçırılmayacak çok güzel bir tarif. Çilek yerine sevdiğiniz başka meyveler de kullanabilirsiniz. Tahini bu şekilde hamurun her tarafına yaydıktan sonra bıçakla iri iri doğradığım cevizleri de eşit olacak şekilde hamurun üzerine serpiyorum. Bu çöreğin lezzetini artık tahmin edebiliyorsunuzdur. Dış kenarları milföy hamurundan dolayı aşırı çıtır kalıyor. O çıtırlığın arasından tahinin, kuru üzümün ve cevizin lezzetini damağınızda hissedebiliyorsunuz. Çok da pratik bir tarif bence hemen denemelisiniz cevizden sonra hemen bir avuç kuru üzüm serpiyorum. Burada kullanılabilecek diğer alternatif malzeme ise kuş üzümüdür. Kuş üzümünü kullanmadan önce bir kasenin içinde su ile ıslatalım. Yumuşamasını sağladıktan sonra kullanabiliriz. Şimdi son malzememiz olan toz şekerini serpelim. 3 tatlı kaşığı toz şeker kullanıyoruz. Bu bana yetmez daha da tatlı olsun derseniz bir tatlı kaşığı toz şeker daha ilave edebilirsiniz. Artık sona doğru yaklaştığımız için fırını 200 derecede ısıtmaya başladım. Şimdi hamurumuza çörek şeklini verebilmemiz için rulo şeklinde sarmamız gerekiyor. Sık olmayacak şekilde rulo yapalım. tezgaha serptiğimiz un yeterli gelmemiş ve hamur tezgaha yapışmışsa benim yaptığım gibi böyle bıçakla kaldırarak hamuru sarmaya devam edelim. Son kısma gelince de kapatmasını bu şekilde yapalım. Parmak uçlarımızla da böyle minik minik sıkarak hamurun birleşmesini sağlayalım. Bakınız rulomuz hazır. Şimdi bu ruloyu keskin bir bıçakla uzunlamasını ortadan ikiye böleceğim. Çöreğimizi bu şekilde ikiye keserek pişirdiğimizde hem daha çıtır çıtır oluyor hem daha kolay pişiyor ve içinin pişmeme sorunu tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bu aşamada keskin bir bıçak kullanırsak sorunsuz ve kolay bir şekilde ruloyu ikiye bölebiliriz. Kestikten sonra parçaları birbirinden ayırıyorum. Yağlı kağıt koyduğum tepsiyi de yanıma yaklaştırıyorum. Şimdi aldığımız ilk parçayı bir ucundan sağa çeviriyorsak diğer ucundan sola çevirelim. Bu şekilde yaptığımızda hem görüntüsü güzel oluyor hem de katları daha da açılmış olduğundan dolayı pişme oranı çok güzel olmuş oluyor. Rulo'nun ucundan başlayarak çok sık olmayacak bir şekilde çörek şeklini vererek tepsiye yerleştirelim. Pişerken katların açılması için ve aralarının iyi pişmesi için biraz boş alan bırakarak yerleştirme yapalım. Daha kalabalık misafirleriniz için milföy sayısı ile orantılı bir şekilde iç malzemeyi artırarak daha büyük çörekler veya iki ayrı çörek de yapabilirsiniz. tek bir rulomuz vardı. Ortadan ikiye keserek iki rulo elde ettik ve tepsiye yerleştirdik. Şimdi fırına vermeden önce hemen önce parmaklarımızla çöreğimizin üstüne her tarafına değecek şekilde su sürelim. Su sürdükten sonra hemen biraz toz şeker serpelim. Ölçü yok. Tamamen göz kararı serpiyoruz ve hazır olan çöreğimizi 200 derecede ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Piştikten sonra isterseniz üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Kısa bir sürede dışı çıtır çıtır olan içinde enfes lezzetler bulunan bir çörek yaptık. Milföyleri buzluktan çıkarıp hemen bu çörekten deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.